kürsüye teşriflerini arz ederim. Şehidimizin uğurlanması. Sağ tarafında bulunduğu esnada yoldan geçen bir aracın deniz memuru Serkan Çağlayan'ın sonsuz yolculuğuna uğramak üzere toplanmış bulunuyoruz. Şehit okuması, İlemiyet Müdürümüz Sayın Doktor Hüseyin şehidimiz için dua okuması, şehidimizin tamamladıktan sonra Samsun 19 Mayıs Polis ve İhticar Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı tarihinde saat 15.10 sıralarında İzmir Çeşme Otoyolu adres kavşağına yakın nokta yolun sağ tarafına 59710 kod nolu. Daha hayatının baharında 34 yaşındaki şehit polis memuru Serkan Çağlayan'ın ebediyete son yolculuğuna uğurluyoruz. Şehit trafik polisi Serkan Çağlayan bu güzel kentin güzel insanları huzur içinde olsunlar. Trafik teröründen hiç kimse zarar görmesin. Hiç kimse üzülmesin. Hiçbir vatandaşımız hayatını kaybetmesin, yaralanmasın diye görev yapıyordu. Ve gerçekten de bütün meslektaşlar ve bizler biliyoruz ki büyük bir özveriyle görev yapıyordu. Bütün meslektaşlarının, bütün çalıştığı bölgenin de sempatisini kazanmış kahraman bir arkadaşımızdı. Dün 15 sıralarında yine trafik terörünü engellemek için trafik kurallarına uymayan bir motosiklet sürücüsünü durdurmuştu. O sırada hiç kusuru olmadığı halde bir kamyonet sürücüsü anlaşılmaz bir şekilde Serkan kardeşimize çarptı ve arkadaşımız ağır yaralandı. Derhal arkadaşları bizler onu hastaneye kaldırdık. Hastanede doktorlarımız durumunun çok ağır olduğunu bizlere söyledi. Çok büyük çaba sarf etti 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışan bütün hekimlerimiz. Kendilerine de teşekkür etmek isterim ama maalesef Serkan kardeşimizi kurtarmak mümkün olmadı. Çok üzgünüz. Üzüntümüzü bir kat daha artıran da tabii ki mücadele ettiği trafik terörünün kurbanı olmasıydı bu kardeşimizin. Kendisi bütün varlığıyla, bütün gücüyle trafik terörüyle mücadele ediyordu. Ama bu acımızı bir kat daha artırıyor. Kendisi de trafik terörüne kurban gitti. Ben şehidimize, Serkan kardeşime, polis memuru Serkan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat verme ya Rabbimize, polisimize, tüm güvenlik güçlerimize sen yardım eyle ya Rabbi. Mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin eyle ya Rabbi. Birlik ve beraberliğimiz için bütün mukaddes başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazi cahru ruhiyetinde kabul eyle ya Rabbi. Yani bu mukaddes kim bana kızı tutmak meydana geldi.